Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi. Şimdi abi Risale-i Nur'da bir meseleyi okuyup anlarken dedim külliyatın genelinde gördüğüm böyle dikkat edilmesi gereken veya da bir mevzuyu nasıl çalışıyorum ben? Bunu üzerinde göstereceğim yani. Külli kaydeder yani. Evet. Mesela Üstad Hazretleri İşaretül İcaz'da ve Risale-i Nur'un genelinde bir ayeti veya bir hadisi nasıl anlamış abi? Nasıl izahat yapmış? Bizim Risale-i Nur'cu okuyup konuşabilmemiz için yani bunu bir şiar edinmek lazım geldiğini kendim düşünüyorum. Ve okurken veya bir şey anlatırken veya yazarken buna dikkat etmek gerekir abi. Şimdi şuraya yazıyorum ben, biraz büyük yazacağım. Altı yedi tane mesela şuraya yazayım ben. Hülasalamak, maddelemek, cüziyet, külli. Bunları izah edeceğim şimdi abi. Ve metin üzerinde bunları göstereceğim. Yazalım. Ondan sonra evet. Tefekkür. Şunları 5-6 yazmayayım. 4 tanesini yazsam yeter yani. 4 tanesini. Dikkat etsek şimdilik yeter abi. Tamam. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nasıl bir meseleyi anlatıyor? O meseleyi anlattıktan sonra abi bir cümleyle özetliyor. Orayı hülasalıyor İbrahim abi. Bu Risale'de de var. Üstad Hazretleri meseleyi anlatıyor. Konuyu o anlatmış olduğu şeylere uygun bir esma-i ilahiye ile bitiriyor. Veyahut da ez cümle diyor. Veyahut da hülasa diyor. Biz de mesela şimdi bir yer okuduk abi. Orayı hülasalamak gerekiyor yani bir cümleyle. Ve bunu yazmak gerekiyor. Mesela ne gibi? Diyelim ki 9. söz abi. Şuraya yazalım. 9. sözü örnek verelim. Üstad Hazretleri namazın tarifini yaptıktan sonra 5 tane nüktede anlatmış yapılan tarifi abi. Mesela 1. cümleyi özetliyorum ben. Namazın manası anlatılmış. 2. ibadetin manası anlatılmış. Bakayım bu yazıyor mu bakayım. Biraz şey ama. Üçüncü de abi külliyet manası anlatılmış. Dördüncü de enfüsi manası anlatılmış. Beşinci de dördüncü de zaman. Hicabını alayım. 5. de enfüsi manası anlatır. Şimdi ben 9. sözü okuyorum ya abi. Şu 4'ünü uyguluyorum. Şu 4'ünü abi. Önce orayı hülasalıyorum. Sonra maddeliyorum. 9. sözün cüziyetini ve külliyetini biliyorum. Manaları birleştiriyorum. Mesela 1. de namazın manası anlatılmış ya abi. 2. de ibadetin manası anlatılmış. İşte 4. de zaman noktasında namazın manası anlatılmış. 5.sinde namazın enfüsi manası anlatılmış yani. Biz şimdi okuyoruz daha ziyade 1. ve 2. nükteyi okuyoruz. Mesela namazın enfüsi manasını anlat bakalım. Veya namazın enfüsi manası hakkında ne biliyorsun? Veya namazın zamanla münasebeti ne Bülent abi? Değil mi? Bu sefer ben 9. sözün abi cüziyetini ve külliyetini biliyorum. Yani cüz parça demek, külliyet bütünü demek. Oraları maddeledim, birer cümleyle özetledim. Bir de bu manaları birbiriyle veya içindeki cümleleri, kelimeleri birbiriyle münasebet ediyorum. Namazla alakalı hatıra gelebilen, gelmeyen ne kadar abi sualler varsa cevabı bu manaları birleştirmekte yani İbrahim abi. Hangi namazla alakalı ne sual varsa
En zor soruların cevabı nazımda yani. Mesela bunu sileyim ben. Abi. Şimdi Üstad Hazretleri bu Kader Risalesi'nde Bülent abi dört tane hatvi var değil mi? Şimdi dört hatvi abi hemen özetliyorum. Üstad Hazretleri şöyle söylüyor abi. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. Şimdi bu gelen cümleler bu baştaki okumuş olduğum cümlenin izahı. Yani dört hatve abi. Şimdi Cenab-ı Hakk'a götüren yollar çokmuş abi. Bütün hak tarikatlar, tarikat yol demek. Yollar Kur'an'dan alınmış. Fakat bazısından üç tane söyledi abi. Şuraya yazayım ben. Daha kısa, daha selametli, bir de daha kısa, daha selametli, bir de daha umumiyetliymiş abi. Bu dört hatve var ya abi. Bütün Allah'a götüren yollardan İbrahim abi. Daha kısaymış, daha selametliymiş, daha umumiyetliymiş. Peki neler? Bak hemen bir cümleyle özetliyorum orayı. Şöyle abi. Şimdi biz hepimiz okul okuduk. Lisede, üniversitede, ortaokulda. Okuduğun yeri eğer özetleyemiyorsan bir cümleyle sen orayı anlamadın. Değil mi? Bu çok var yani. Okuduğun yere bir cümleyle özetleyemiyorsan sen orayı anlamadın abi. Yani bir cümleyle hülasa edene kadar bu hem üstadın şey hem Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelami metodu yani. Mesela ben o dört hatveyi hemen bir cümleyle özetleyeyim abi. Bir. Şuraya yazıyorum. Nefsini temize çıkarma. İki. Yazayım, şöyle yazayım. İbadette, hizmette virgül, ileri, ücrette geri ol. Kalem biraz yazmaya idare edelim. Geri ol. Üç, kemalini kemalsizlikle bil. Kemalsizlikte bil. Dört, abi, Esma-i İlahiye'ye işte aynadarlığını bilmek. Aynadarlığını bil. Şahit, mevcut, vacit, değil mi? Olduğunu bildiği. Ben bir cümle Esma ile aynadarlığını bil. Şimdi Allah'a götüren daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli yol. Bak Kader Risalesi'nin hatveyi özetliyorum. Hangi yol? Bu dört hatveymiş. Nefsini temize çıkarma, ibadette, hizmette, ileri, ücrette geri ol, kemalini kemalsizlikte bil, her şeyin esma-i ilahi aynadarlığını bil. Allah'a götüren daha en kısa, en selametli, en umumiyetli yol buymuş abi. Buna az fark, şefkat, tefekkür de başta söyleyeyim. Şimdi ben burayı özetledim bak orayı. Yaklaşık 2-3 sayfa orası. Hülasaladım hemen bir cümleyle. Maddeledim. Ondan sonra meselenin cüzünü de biliyorum, küllesini de biliyorum. Mesela ben sadece şunu, mesela bir gün ders yaptığımı biliyorum. 1 saat, 2 saat sürüyor. Bu sürüyor, bu sürüyor. Yani o bir cümleyle özetleyip o zemin oluyor Bülent abi. Onun içinden abi şeye giriyoruz. Yani iddia içeriğine giriyoruz yani. Allah'a götüren kısa, selametli, umumiyetli yol bu. Bu bir misaldi deminki gibi abi. Şunu sileyim. Mesela gene Kader Risalesi'nden olsun. Burada Hatime var ya. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslim ve mecbur eden beş fıkradır diyor. Yani bir insan nasıl enaniyetten, gururdan, kibirden kurtulur? Bunun beş tane bakış açısı varmış abi. Orayı hemen özetleyeyim ben.
Allah canibinden, evet. Nefis canibinden, evet. 2, 3, hizmet canibinden, 4, hakikat canibinden. Beşincisi de abi, bakayım, beşincisini hatırlamadım. Evet, bu da tefekkür yazayım buna. Normalde Arabi metin var da. Şimdi abi biz kader anlayışımıza göre Bülent abi, iyilik, güzellik, kemalat Allah'a verilir ya, kusurlar üzerimize alınır değil mi? Üstad Hazretleri bu kader risalesindeki hatimede, şimdi hatimeden önce dört mebhasta anlatmış olduğu o kader meselesini kendisi uyguluyor abi. Bir eser yazmış, Risale-i Nur, kemalat değil mi? Güzellik. Bu anlatmış olduğu beş tane fıkradan ne, eski Said'in serkeş, mağrur, ucuklu nefsini susturuyor. Risale-i Nur'u bu beş tane farklı bakış açısıyla Allah'a veriyor yani. Biz de içinde bulunduğumuz olay ve hadisattan iyilik, güzellik, kemalatı Allah'a vereceğiz, kusurları üzerimize alacağız yani. Şu beş tane farklı bakış açısını yakalarsak yapabiliriz. Yoksa eksik. Olaya Allah canibinden bakacağız, nefis canibinden bakacağız, hizmet canibinden bakacağız, hakikat canibinden bakacağız abi. Bakarsak, evet, o zaman mesuliyeti deruh de ediyoruz, mesuliyet varsa, iyilik, güzellik, kemalat varsa Allah'a veriyoruz. Şimdi Allah canibinden bakamadı. Bak, şimdi nazmını birleştiriyorum ben. Allah canibinden bakamayan nefis canibinden bakar abi. Öyle değil mi? Eğer Allah canibinden bakarsa insan, her şeyi Allah'a verirse nefsine pay çıkarmıyor. Yapmış olduğu hizmetleri hakikat noktasında Allah'a veriyor yani. Gene başa geliyor. Allah canibinden bakamayan nefis canibinden yaptığı hizmetleri ne yapıyor? Kendisine mal ediyor yani. Sistemin neticesinde abi Allah gözükmesi gerekirken hep sen gözüküyorsun. Allah bu sistemi kendi evsaf-ı ilahiyesi gözüksün diye yaratmış değil mi? Cemalini, kemalini. Ama ben dediğin zaman o sistemin neticesinde sen gözüküyorsun. O zaman tövbe etmeden ölürsen Allah onu affetmiyor yani. Adam bir fabrika kurmuş. Kalem fabrikası. Kalem üretmiyor. Adam onu niye yaptı? Kalem üretsin diye yani. Değil mi abi? Şimdi bakın dikkat ettiysek abi bir metne şu dördünü uyguluyoruz yani. Hemen bir cümleyle hülasalıktan sonra maddeliyoruz. O meselenin cüziyetini ve külliyetini biliyoruz. Ondan sonra manaları birleştiriyoruz yani. Bunu mesela 23. sözde bir yapalım abi. Mesela bu bir ödev olsun. 23. söz olsun. Veya miras veya kolay bir yer hatırınıza gelen varsa abi. Birinci söz abi. Birinci söz olsun. Evet. Kolay bir yer. Evet. Dikkat edersek abi Üstad Hazretleri bir metni anlatırken nasıl cüzlere bölüyor değil mi? Mesela birinci nükte, ikinci nükte, birinci nokta, ikinci nokta değil mi? Niye peki böyle parçalara böyle İbrahim abi? Çünkü bizim aklımız, şu andaki hafızamız böyle muhit, ihata eden bir şeyi anlayamıyor. Parçalara bölüyor ki biz onu anlayalım diye yani. Normalde Allah'ın kelamı da böyledir. Hani 114 sure 6666 ayet var ya abi. Normalde kelam tektir yani tek. Fakat bizim anlamamız için, muhatabiyat için, o mana meratibi için parça parça olmuş. Yoksa kelam tektir yani. Mesela Allah kün diye yaratırken değil mi abi? Kün, Allah her şeyi kün de, kün, 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 kün de, Allah kün demiş hepsi olmuş yani. Ama biz onu anlarken kün yani parça parça anlıyoruz yani. Halbuki kelam tek, kudret tek, ilim tek, irade tek, Allah her şeyi biliyor. Bunu biliyor mu? Biliyor. Onu her şeyi biliyor. Bilmediği bir şey yok. Gücünün yetmediği bir şey yok ya. Bunu abi biz anlarken yapacağız yani. Mesela 24. söz. Bu olsun abi. İbrahim abi. Birinci söz o. Kaç tane? 5 tane dal var. Bu 24. Birer cümleyle özetleyelim abi. Ondan sonra maddeleyelim. Ondan sonra 24. sözün cüziyetini ve külliyetini bilmiş oluyoruz yani. Ama şu anda mesela 24. söz deyince hatırımıza ne geliyor abi? Bir iki tane şey geliyor. Yani tam şey,
Ama böyle maddelediğimiz zaman, bir cümleyle özetlediğimiz zaman 24. sözde ne anlatıldığını, birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde, beşincisinde ne anlatıldığını ben biliyorum artık yani. Ve bir meseleyi izahat yaparken abi isabetli bir izahat, isabetli bir noktayı nazar verebilmek için bütünlüğü bilmek çok önemli, bütünlüğü. Şimdi düz okumak çok önemli Risale'de. Düz okumasız abi olmaz. Ondan sonra konu çalışmaları yapılır. Konu çalışmaları veya bir Risale olur. Şunu ben ehemmiyetli görüyorum. Şu yazdığım dört tane yani İbrahim abi. Ben o mesela namaz olsun, Miraç olsun. Miraç'ta abi dört tane esas var Miraç'ta. Değil mi? Ama biz daha dedim Miraç deyince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam göğe çıkmış gelmiş biliyoruz değil mi? Ama Hüsnü Hazretleri Miraç'ın dört tane farklı bakış açısını anlatmış yani. O yüzden bazı alimler Allah'ı gördü demiş, bazı alimler görmedi demiş. Bu dört tane farklı esasa göre gördü diyen de doğru söylüyor, görmedi diyen de doğru söylüyor. Ama neye göre? Abi. Bunlardan birine göre. Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır, değil midir? Bir kısım alimler demiş ki hayattadır, bir kısmı demiş ki hayatta değildir. Üstad Hazretleri hayatı beşe ayırmış. Hayattadır diyenler de doğru söylüyor. İkinci tabakaya hayat. Değildir diyenler de doğru söylüyor. Birinci tabakaya hayat. Değil mi? Mesela kader ile cüz-i ihtiyarı. Nasıl tevfik edilebilir? Yani kader Allah'ın ilmi. Plan program demek. Allah her şeyi planlayıp programlasın. Evet. Ben tercihlerimde nasıl özgür oluyorum? Yedi tane farklı bakış açısı var abi. İkinci mehpas. Yedi vecihle diyor değil mi? Yedi tane bunun cevabı varmış yani. Kader meselesi tarihte münazara olarak kalmış İbrahim abi. Bir iki tane alim Sadı Taftazani misal veriyor. Ancak havası anlatabilmiş. Diğer alimler arasında münazara olarak kalmış. Niye kalmış? Mesela yedi tane farklı bakış açısıyla bakamadığı için Bülent abi. İbrahim abi. Mesela alemin birisi birinci bakış açısında diretiyor. Doğru o yani aslında. Diğer alim de beşinci bakış açısında diretiyor. Böyledir diyor bu. Üstad Hazretleri yedi tane bak. Ben buraya bakayım pencere var ya abi. Buraya bakayım soba var. Ben diyorum ki pencere var, sen diyorsun ki burada soba var. İkisi de doğru yani. Bu bakış açısı yakalayabilirsek okuduğumuz metni veya orada ne anlatılıyor? Mesela 23. sözde insan tahlil edilmiş iki mepasta. Birinci mepas dünyevi cihetini, ikinci mepas uhrevi cihetini tahlil etmiş. İkisinde de 5 nokta var yani. Birincide 5 nokta, ikincisinde 5 nokta. Yani 23. sözde maddi ve manevi insanın tahlili yapılmış abi. Maddi nasıl yapılmış? Böyle 5 tane madde var. Manevi nasıl yapılmış? O da 5 tane madde var. Şimdi bunları ayırırsak o zaman ben orayı artık biliyorum yani. Artık daha o zemin oluyor şunlar. Onun içine giriyorsun artık yani. Ne kadar tahkikat yapabilirsek yani. Ben bir konu okurken, anlarken, onu anlatırken bunu ehemmiyetli görüyorum. Mesela namazı ben anlatıyorum şimdi. Namaz dersi yapacağım. Namazın 5 tane farklı bakış açısı var. Ben diyorum ki bugün namazın zaman noktasında namazın ehemmiyeti, namazın önemi nedir? Allah niçin namaz kılmamızı istemiş? Zaman noktasından anlatıyorum. Dördüncü nükte. Beşinci nükte enfüsi manası. Yani alimlerin anlattığı o hani namazı yaşamak, içine girmek. Nasıl yapacağım ben? Beşinciyi anlatıyorum o zaman. Veya Allah namaz ibadetini niye emretmiş? İkinciyi anlatıyorum o zaman. Bak namazın abi cüziyetini ve külliyetini ben çalıştım. Biliyorum yani ne anlatacağımı. Orayı oturttuğum için artık nasıl diyeyim yani hakim olduğum için orayı anlatabiliyorum. Veya haşir meselesi. Ben haşri anlatacağım. 12 tane hakikat var. Hikmet noktasından mı anlatıyorum? Kayyumiyet noktasından mı anlatıyorum? Yani o bu şeye cüziyetine ve külliyetine vakıf olmak çok önemli.
diye görüyorum ben yani. Ve Üssü Hazretlerinden dikkat edersek abi, bu söylemiş olduğum şeyler onun bir ayeti veya bir hadisi, izahat tarzı yani. Bir şey sorayım. Evet abi. Yani şimdi bu anlattığım şekilde topla, sen çalışıyorsun değil mi? Evet. Mesela bir Risale'yi bu şekilde okuyorsun. Yani paketlenmiş olan verilen Risale'yi parçalıyorsun, işliyorsun, evet. Fabrikadan sokuyorsun, içine alıyorsun, evet. Malumatı. İçinde inşallah paketleniyor yani, tek parça oluyor. Şimdi bu senin kısa vadede işlediğin mesela bu şekilde kullanıyorsun. Uzun vadede ne biliyorsun? Çok güzel yani, abi. Şimdi şöyle, yani ben genel manada mesela şunu her Risale'ye hemen hemen yaptım yani bunu. Aynen. Şu an sen bana desen ki abi kaderi nazara verelim, Miraç'ı veya 24. mektup veya 20. söz değil mi? Veya 18, 19. söz, 14 tane reşe var. Tek tek çıkardım. Mesela hastalar risalesi. Değil mi? Kaç tane deva var abi? 24. 26 mı? 26. Tek tek çıkardım yani. Hasta, mesela şefkat tokatları. 16-17 tane şefkat tokatı var. Ne yaparsam nasıl bir tokat yapar? Mesela şunu yaparsan parana gelir. Şunu yaparsan ailene gelir. Şunu yaparsan cesedine gelir. Tek tek çıkardım yani. Hangi şeyi yaptığı şefkat tokadı var. 17 tane farklı var abi. 16-17 tane. Ne yapmıştı o tokadı yemiş? Mesela birisi hani bir şefkat tokadının birinde diyor ki Üstad Hazretleri Haşr Risalesini tab ettirecek. Adam ya bunlar fakirdir demiş. Parayı veremezsin de. Değil mi? 400 lira verecekmiş. Vermemiş. 400 lirası çalınmış adamın yani. Yani hizmete yapması gereken şeyi yapmayınca hani onun kadar gitmiş yani. Mesela Şamlı Hafız Tevfik diyor ki ben üstadın yanında 8 sene kaldığım halde değil mi? 8 ay kadar istifade edemedim. Niye? Orada diyor ki işte tasannu, temeli yani riyakarlık yapmış. Oradaki işte diyelim ki valiye diyelim veya görevliye riyakarlık gösteriş yapınca üstadın yanında kaldığım halde istifade edemedim. O zaman sen riyakarlık yaparsan, kanaatsizlik yaparsan, tamam mı? Esasat ve düstura uymazsan, üstadın yanında dahi olsan istifade edemezsin. En güzel biri sana bir şey anlatsa veya sürekli okuyorum anlamıyor mu ya abi? O tokada giriyor yani. Sen riyakarlık, gösteriş, kanaatsizlik yapıyorsun yani. Ehli dünyaya diyor ya riyakarane şeyde bulundum diyor. Böyle 16-17 tane. Şuraya geliyorum abi. Şimdi bunu her risalede veya da bir risalede yapabiliriz. Bir de bir meseleyi izah ederken. Mesela ben mesela bir ders yaptım. Dersin ismi Beka abi. Veya bir ders yaptım. Dersin ismi Vücut. Bir ders yaptım mesela. Dersin ismi Alem. Peki bunu nasıl yapıyorum ben? Şimdi külliyatta toplama var. Hani Risale Nur okuma var ya Android telefonlarda abi. Veya da bilgisayarda Risale programı var. Beka yazıyorum, Vücut Alem yazıyorum. Bir şey yazıyorum insanlardan. Onunla ilgili yaklaşık kaç tane varsa bütün hepsi çıkıyor abi. Tek tek okuyorum ben Beka'yı. Vücudu Alem tek tek okuyorum. Bazısında mesela 1000 tane, 2000 tane oldu. Okuyorum yani. Tek tek okuyorum. Bu 1 ay sürüyor, 2 ay sürüyor, 3 ay sürüyor. Böyle bir sene iki sene süren mevzu oluyor yani. Bir şey daha sorayım yoksa devam bir şey daha anlatayım. Şuna bitireyim. Mesela bunu okuyayım ya. Mesela bu vücudu okurken bakıyorum ki vücuda Üstad Hazretleri 10 tane farklı bir şey söylemiş. Bakıyorum ki bunu Allah canibinden söylemiş. Bunu mahlukat canibinden söylemiş. Bunu beşer canibinden söylemiş. Mesela ben bu dersi anlatıyorum ki diyorum ki benim konum vücut. Vücuda 5 tane farklı bakış açısıyla bakacağız yani. Nasıl Üstad Hazretleri meseleleri parçalara bölüyordu ya. O zaman ben bu konuyu çalışırken ben de parçalara bölüyorum. İnsana bakan, mahlukata bakan, Allah'a bakan, olay ve hasada bakan, çevreye bakan, enfise afaka bakan diye. Mesela diyorum ki bu meselenin Allah'a bakan bir manası şöyledir yani. Sadece bunu çalışıyorum yani aleme veya vücuda. Ama külliyatın genelini okuyorum yani. Hepsine. Tek tek okuyorum.
O zaman bu vücut dersi oluyor abi. Bilmiyorum, herhalde bunu sormak istediniz. Ben öyle anladım da. Yok, evet. Bir nevi öyle. Bir de şimdi mesela bir risale ya da bir konuyu çalışırken cüziyetten külli bir bakış açısına evet. geçmek için yapıyoruz değil mi bunu yani? Büyük manayı görmek için. Bunu mesela bütün sözlerde 33 tane söz var. Evet. 33 tane sözü parçalayıp yaptıktan sonra 33 söz mesela ne anlam mana? Hepsi abi mesela, hepsi birbiri sen, evet. Hepsi birbirle münasebette. Tabii ki illaki onun büyük manasını çıkarabilmek için mesela var mı sende böyle? Abi şöyle biz onu yaptık. Onun bende şeyi var. Unuttum ben size göndereyim yani. Bende var yani. Biz yaptık o hepsini yaptık. Hemen hemen yaptık yani. Sözleri yaptık. Yani böyle eksik olan şeyler aradık. Şey var ama hepsini yaptık. Hemen hemen yaptık yani. O zaman ne oluyor? Aslında Risale-i Nur'da hani demin dedim ya tek bir mana var. Aslında mana tek Allah'ın vermek oldu. Vermiş olduğu mana tek abi. O zaman o hani uzun uzun anlattığı şey aslında bir cümle oluyor yani. Mesela 14 tane reşe var. 19'un sözde ya abi. Onu hepsini birleştirdik bir cümle yapıyoruz. Hastalar Risalesi'nde 26 deva var ya. Ve ricalarda ricalar var. 14-15. Hepsini birleştirdik bir cümle oluyor. Bir cümleymiş aslında. Çünkü kainatta tevhid ve vahdet asıl ya abi. Peki niye öyle o kadar çok olmuş? Meselenin mesela 26 tane hastalığın farklı bakış açısı varmış yani. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a 19. söze göre abi 14 tane farklı bakış açısıyla onların da kendi arasında bakılabilirmiş yani. İnsan ama o halde yaşayabilir mi o kadar değişik bakış açısıyla? İşte yoksa... bu hani şöyle bizim dünyaya gönderilmemizin hikmeti ve gayesi değil mi? Allah'ı tanımak bilmek nihayetsiz meratip var. Sen işini sevebilirsin, eşini sevebilirsin bu seni kesmez. İnsanı bir şey tatmin eder, keser. Ne o? Allah yani abi. Sen ne yaparsan yap. Mutmain olamazsın yani. Ancak bu çeşitlilik seni mutmain edebilir. Kesrette, vahdede çıkar. Evet. Bunun dışında sen mutmain olamaz. İnsan mutmain olamaz yani. Bütün fıtrata muhalif olan şeyler bu hakikatlara böyle külli bir şekilde muhatap olamamaktan yani. Mesela 4 yaşında çocuk piyano çalıyor. Diyorlar ki dahi çocuk. 4 yaşında çocuk hafız oluyor. Diyorlar ki daha erken değil mi? Bakın ne kadar yanlış yani. Çocuk 4 yaşında hafız oluyor. Ne kadar güzel değil mi? 4 yaşında piyano çaldırıyorsun, gitar çaldırıyorsun. Dahi oluyor da 4 yaşında o kadar kelamı ezberliyor. Niye sırası değil diyorsun? Yolunu şaşırmış yani. Şimdi abi benim nazara vermek istediğim okurken, anlamaya çalışırken, şey yaparken benim ehemmiyetli gördüğüm şu dördünü bir cümleyle hülasalayıp, hemen maddeleyip, ondan sonra o meseleye hakim olup, o manaları da birbirine münasebet kurduk mu, bu zeminde istediğimiz kadar tahkikat yapabiliriz yani. İzahatlar, noktayı nazarlar, değişik manalar, neye göre? Ben mesela birisi dedi ki, sen neye göre bunu söylüyorsun? Ben dedim, namazın üçüncü nüktesine göre böyle söylüyorum dedim yani. Peki dedim sen bak şimdi bu noktayı nazardan üçüncü nüktede bu mana çıkar mı? Çıkar dedi yani. O yüzden yani bu zemin olursa o zeminde abi. Şimdi 23. sözü İbrahim abi. Böyle birkaç gün bir bakalım. Veya da daha kısa bir söz de olabilir. Ne olabilir? 23. söz dedik. 24 demiştim ben demin. 24. Yani o da olur. 24. mektup uzun olur. 23. mektup da uzun olur. 24. söz olsun. Böyle bir bakalım. Hemen bir okuyalım mesela. Bir gün olur, iki gün olur. Hemen birer cümleyle özetleyelim. Yani o bir cümleyle özetlemek abi sen orayı anladın demek yani İbrahim abi. Onu bir yaptık mı sen artık o konuyu biliyorsun yani. Meselenin hangi cihetten anlatıldığını yani. Peki nasıl okuyorsun onu? Kaç defa okuyorsun? Bir kere de oluyor mu? Şimdi normal tavsiye ederken işte nasıl okuyalım? Yani en azından bir 5 kere, 4-5 kere okumak lazım yani. Bir
Usluba alışmak için düz. Evet, düz okumak. Peki onu demiyorum. Mesela 24. sözde çalışacağız ya abi. Evet. Mesela kaç tane madde var? Her maddeyi kaç defa okuyacağız ya da bir kere okuyacağız, bir daha İşte mesela başlayalım. Sen bir okudun anladın. İbrahim abi iki okudu anladı. Ya Bülent abi beş kere okudu anladı. Yani o senin işte bu şeye sana bağlı yani. E şimdi ben de mesela bunu şimdi söyledim. Hemen okuyorsun. Bazı yer oluyor ki defalarca belki 20 kere 30 kere okuduğumuz yerler oluyor yani. Ya bu ne diyor, bu ne diyor, bu ne diyor, bu ne diyor. Belki bazen bir cümleyle hülas alamıyor. Olmuyor yani. Ama fihrisle sürekli. Bak, fihrisle baksan anlaşılıyor mu? Buluyor musun? O da abi mesela okursun. Fihriste okursun önce. Orayı okursun. Fihriste uzun uzun yazıyor mesela. Ne anlatıldı. O da olur. Ama o bir cümleyle özetle. Fihristler gene uzun. Yani bu bir, bu abi Allah'ın bir kanunu. Külliyatı cüziyete koymak. Ağacı çekirdeğine koymuş. Öyle değil mi? Bütün alemleri insana koymuş. Öyle değil mi? Mesela ibadetleri namaza koymuş. Bu Allah'ın bir kanunu. Bunu biz anlarken tatbik edeceğiz yani. O bir sayfa, iki sayfa yeri bir cümle ben burada bu anlatılmış yani. Diye bunu yaparsak 24. sözde bir yapalım bir iki gün. Ha, bir bakalım öyle İbrahim abi. İbrahim abiniz yapsın. Tamam. Var mı sormak istediğiniz bir şey abi? Bir daha tekrar edelim. Yani nazara vermek istediğim buydu yani. Şimdilik. Allah razı olsun. El Fatiha.